Selamlar herkese. Hançer ben. İkarus maceramız kaldığı yerden tümasıyla devam ediyor arkadaşlar. Hayret, şeylerimiz, meşalelerimiz bir süredir sönmüyor. Bizler için güzel bir haber bu. Bu arada lambamın şeyi bitti. Benzini bitti. Lambayı buraya bırakalım birkaç dakikalığına. Tabi buraya da benzin beslemek lazım tahtayla. Hızlıca şey koyalım. Tricep koyalım. Ve sonra uykuya dalalım. Tahtamız mı bitti? Yok artık. Yo, var burada. Şunları yaptım. Güzel. Geçen bölüm çölü keşfettik. Ve çöl tarafına biraz daha devam etmek istiyorum. Tabi questler izin verirse. Bakalım. Güzel para da kastık. Çöl questi sayesinde. Öncelikle bir dandik questlere bakacağım. Bu arada upgrade falan yapabiliyorsunuz. Şunlara baksak mı? Enteresan upgrade'ler veriyor olabilir. Bir ara bakarız. Bunlar çok dandik. Bunları yapmayacağım arkadaşlar. Ana questlerden ilerleyeceğiz. Bence çok daha keyifliler. Operasyonları yapacağız. Ve çölü açtık geçen bölüm. Çölden devam edin derken yarısını yapamıyoruz. Open world olduğu için bunu 6 saatte yapmam gerekiyor. Bunu 7 günde yapmam gerekiyor. Bir saniye, öncelikle tamir edeyim ekipmanlarımı. Bunlara girmeden önce kurallarımız var değil mi artık? Bir şeye gitmeden önce ekipmanlarını tamir et. Kurallardan biri bu. İkincisi, etlerini vesaire, yemeklerini toparla. O da hazır. Meşalem var. Okum yok. Biraz ok yapalım. Leather. Fiber. Ve kemik olması lazım. Stickmiş. Oklarımızı da yaptık. Buradan sapleri aldım. Buraya koydum. Orası değil. Biofuel'lar dolsun. Öncelikle şunu doldursun istiyorum. Meşalem. Onun dışında da... Hazırız gibi. Biraz daha ok yapmak istiyor muyum? Kemikle. Olur. Ve bunlar craftlanırken şöyle bir teknoloji ağacına da dönüp bakalım. 29 oldum sayıdır arkadaşlar. 30'a da çok yakında gireceğiz ve tier 4 açılacak. Halbuki tier 3'teki bir sürü şeyi keşfetmedik. Aşırı hızlı level atlıyoruz açıkçası. Recurve var. Ama çok şikayetçi de değilim. Çok 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 gereken bir şey görmedim şu anda. Tabii açmak istiyorum bir noktada. Bunların büyük bir kısmını. İşte cam olayını açmak istiyorum dekorasyon açısından. Ama keşke olsa dediğim çok bir şey yok şu anda. Tier 4'te de uf üst seviye şeyler geliyor. Silahlar geliyor. Bakarız. Flashlight. Solar panel. Biofuel'dan elektriğe geçiyoruz galiba. Çok hızlı bir şekilde. Bakarız. Onlara da bakarız. Şimdi. Meşalem var. 100 tane okum var. Yemeğim var. Güneş doğdu. Ve şu 6 saatlik quest'i merak ediyorum. Hızlı yapabilir miyiz?
bir deney şeyini toplamam gerekiyormuş. Aldım. 6 saat. They're keeping quiet about exactly what happened, but something went wrong with their setup. Nerede? Now they want their toy back. Haydi gevezelik yapma, 6 saatim var. Saat kaç şu anda? 8.30. Görmüyorum. Oha! Ne? Yandık. Mümkünatı yok bence arkadaşlar oraya gitmemin. Bence mümkünatı yok. 6 saatte oraya gitmemin ve Alpha, Beta, Charlie 3 tane noktayı araştırmamı istiyordu quest. Bu sadece Alpha. 6 saatte 3'ünü ard arda mı bulmam gerekiyor? Çok absürt. Çok absürt. Bir deneyelim mi? Altı saatlik olanı aldım değil mi? Evet, 6 saatlik olanı aldım. Çok saçma. Ben bile o kadar hızlı değilim henüz. Uçmam gerekiyor, ne hızı. Muhtemelen şu tünelden geçeceğiz yaptığımız. Risk budur. Bakalım. Oksijen olmayabilir. O yüzden şundan da toplayayım çok az. Yol üstünde hiç belli olmaz neler bekliyor bizi. Ve saniye bile kaybetmemeliyim. Burada maden varmış aklımızda. Bulunsun şu anda. Uğraşamam. Ve girişe geldik bile. Kesinlikle atladığım bir şey var arkadaşlar. Journal'a C'ye basarsam... Yok, questlere nereden bakabiliyorum onu da bilmiyorum beni de. Inventory'de... Detayları yazmıyor çünkü. Sol üstte bir geri sayım da yazmadı. 6 saat diyordu ama quest'i alırken. Göreceğiz. Geçen bölüm kazdığımız mağara girişindeyiz şu anda. Şuradan. Geçelim. Şöyle gideceğiz. Umarım debuff yemem. Staminam giderse çünkü mağara debuffını yersem çok kötü olacak. Çünkü koşmam gerekiyor oraya. Umarım yemem. Kabloyu izleyebiliriz. Buradan sağa gidiyorduk galiba. Ve çıktık. Güzel. Şimdi mümkün değil ya oraya gitmem. Bence ölüme gidiyoruz şu anda. Ve bu atladık. Kesinlikle atladığımız bir şey var. Dünyanın diğer ucunda.
Ya da zaman kısıtlaması yok. Quest'in. Ve çölde hiçbir şey yok gerçekten, bomboş çöl. En kuvvetli yaratık da muhtemelen fil. Bu ne? Taş. Bu hayvanlar ne yiyor, ne içiyor? Vay, nehir bulduk. Ne taraftan gitmem gerekiyor? Bir de bunun geri dönüşü var. Haydi quest'i yaptık diyelim de. Kocaman nehir varmış gerçekten. İyi, su o zaman. Sıkıntısı çekersek nehirden içeceğiz. Oksijen, oksitler var etrafta. Bunları toplarım. Yemeğim idare eder. Oklarım var. Yani böyle aşırı çöl sıcağı debuffları gibi beklenmedik şeyler gelmezse iyi yol kat ediyoruz. 8.30'da başladık değil mi? Eğer gerçekten 6 saatimiz varsa 2.30'a kadar vaktimiz var. Yani şu anda 2 saat geçti. 4 saatim kaldı. Ama gidince quest bitecek mi ki? Oraya gitmemle. Yani en azından haritayı deli gibi açıyoruz şu anda. Hiçbir halt olmadığını keşfediyoruz çölde. Bomboş. Deli gibi ilerledik. Ya zebra. Yarış. Neredeyse zebra hızındayım. Serinledim. Hayina mıydı o? Köpeğe de benziyor birazcık. Çöl köpeği tilkisi. Of, ben sevmedim. Sal beni. Bakalım fark atabilecek miyiz ona. Evet, bir noktadan sonra fark atarsanız kovalamayı bırakıyor gibi yaratıklar. ...20 bölümdür açmadığımız kadar harita açtık bu bölüm. Silika, tamam. Geliyoruz ya. Neredeyse vardık.
Ve sol altta sıcaklık, soğukluk göstergesi var aslında. En sol altta. Menünün. Oraya bakarsanız şu anda sıcak olduğunu gösteriyor ama halen daha da sıcaklaşabilir. Şimdi buradan mı geçsem? Yok, sağdan devam. 80 level yazıyordu akrebin yanında. Aşağı inelim bence. Ouch. Bileğimi vursam çok kötü olur şu anda. Onun iyileştirecek ekipmanım yok ve burada ölümü bekleriz artık. Bileğimizi burkarsak. Şunun altından geçeyim. Geçmeyeyim. Gerek yok. Gereksiz atraksiyonlara gerek yok. Vardık sayılır hiçbir şeye bulaşmadan. Evet, bomboş çöl. Hiçbir şey yok. Bir daha da gelmem. Suya girince galiba serinliyoruz. Sol altta bir buff geliyor. Sıcaklığı düşürüyor. Ve diğer questleri açmak için aslında bunu da yapmam gerekiyor. Amma bağırdın. Gördüm. Geldik. Halen zaman konusunda emin değilim. 8.30'da başladık. 6 saat diyordu. 2.30. Yani 3 saatimiz var şu anda. Yarısı bitti sürenin. Eğer 6 saatimiz varsa. Yalnız o tepede oraya inşaat yapmamı bekliyor. Hayır. Hayır. Çok yüksekte. Yapma bunu. En azından kaynak veriyor 2-3 tane. Belki de ıkınarak zıplayabiliriz belki. Yok. Fiber lazım. Fiber lazım bize. Ağaçtan geliyor mu fiber hiç? Sırf tahtayla inşa edelim. Oh, bütün ağaç geldi. Ne güzel. Sırf tahtayla inşa edemiyorsunuz. Fiber de istiyor. Bunu çıktım. Parçaladım. Dalga geçiyorsun. Nasıl çıkacağım ben oraya? Bir sen eksiktin. Parçalanabilirler bu arada. O yüzden üstünde durmak istemiyorum. Bakayım, çatlak gördüğünüz gibi. Dalga geçiyorsun, oraya çıkma ihtimalim yok.
taraftan mı çıksam? Belki taşların üstünde durursam ve geriye dönüp şeyleri parçalarsam. Bir ihtimal. Taştan da yapamam çünkü taş içinde demir gerekiyor. Taş binalar için. Bu ne? Squash mı? Değil ya, squash istemiyorum. Fiber istiyorum bunlar. Birazcık fiber veriyor. Onlar. Şimdi iki opsiyonum var. Ya çok dayanıklı bir şey kurabilirim hızlıca. Ya da öyle bir şey kuracağım ki şeylere basabileceğim. En eğimli köşesi ne? Ne var burada? Kömür. Şuraya çıkabilirsem oradan bir daha kurmaya başlayabilirim sıfırdan. Çok dik bir köşeden çıkmaya başlamışım. Ya da şey gibi, Fortnite mi? O tarz oyunları pek oynamıyorum ama tak 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 koya koya çıkabilirim. O da bir opsiyon. En tepeye, sonra da düşünürüz geleceğimizi. 12 tane. Aynen, koy 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 çıkabilirim. Off floor da yapmam gerekiyor. Bir de süreyle yarışıyor olma gerçeğimin beni girişi var. Evet, şimdi koyamıyorum. Kırmızı diyor. Bu. Patlayacak o. Patlamadı. Şu anda fizik kurallarına karşı şeyler yapıyoruz. Yani dayanıklı mı bilmiyorum. Galiba yine yandaki duvardan şey kazandı sanırım. Dayanıklılık kazandı. Bir şekilde. Böyle yapınca. Sakin ol Ançar. Heyecan yapma. Vay be. Yaptık. Okay. You found part of their device, whatever it is. There's two more crash sites out there. İki tane daha var diyor. Bence bu quest 6 saat değil. Ben yanlış okudum. Oho, buraya yolluyor. Journal falan var mı quest'i daha detaylı okuyabileceğim? Map. Burada quest'lerim yazmıyor. Talent. Tech Tree, Crafting, Questler nerede yazıyor bu oyunda? Escape'e bassam. Mission. Bilmiyorum. Yanacak gibi bir his var içimde. Quest. Etlerimizi yedik. Ölmeden aşağı inelim. Bunları... Of. Ayağımın altından alıyordum.
İndik. İndik. Şimdi buraya gitmemi istiyor. Yani zor bir quest değil. Beynim benimle oyun oynuyor. Biraz su içelim. Oksijenim azalıyor. Onu unutmayalım. Zor bir quest değil ama 6 saatte yapılamaz böyle bir quest. Kesin yanlış okudum. Bir haftalık quest'i aldım. Göreceğiz birazdan. Ve güneş de batmaz umarım. 2-2 oldu saat. Tehlikeli saatleri ilerliyor. Gün batımı. Bunu koydum. Birazcık daha fiber alalım. Bunun tepesinde mi? Yok, biraz daha uzakta. Ne taraftan gitmem mantıklı? Soldan inmem daha mantıklı. Şuradan. Birazcık su içeceğim. Mataram da doluyor çünkü. Yemeklerimizden biri bitti. Büyük bir problem değil. Sal beni. Zehirlenmek istemiyorum şu anda. Biliyorum ki hayvan evcilleştirirsen bile mağara var burada. Hızım o kadar da artmayacak. Kömür. Çölde çok kömür var. Çünkü karakterin hızını zaten uçurduk oldukça. Çok bir şey değiştirmeyecekti yani. Hayvan evcilleştirip ona binip gelmek. Bir de ona uğraşacaktım. Beslemeyle bilmem ne. Yaklaştık. Ve büyük bir alan seçmiş. Bunun buldum. Yes, yerde. Güzel. Ve süremiz bitti arkadaşlar. 20 dakikaya bitecek 6 saat. Görev fail falan derse üzüleceğim. Daha hızlı yapamazdım ama bunu. Bunu da aldık. That's part two. And we finally got the Larkwell specs. The thing you're collecting is serious kit. Amartayı açtık. Ha güzel, en azından base'e doğruymuş. Yer çekimini manipüle eden bir şeymiş bu. Onun parçalarıymış. Birleştiriyoruz. Ve 10 saniyeye 6 saat doluyor. Gerçekten fail olabilir. Üzülür müyüm? Üzülmem, daha hızlı yapamazdım çünkü. Yani speedrun gibi bir şey olurdu daha hızlı yapmam. Zaten yürüme hızım müthiş uçmuş bir şekilde durumda. Daha hızlı nasıl yapabilirdim? Sadece inşaat malzemelerim yanımda olsaydı anında tak tak onları koyup biraz daha hızlı bir şekilde ilerleyebilirdim. Görev yanınca ne olacak? Gördüm. Şurada. Tam mouse tuttuğum yerde. Kırmızı bir şey var. Ve süre doldu arkadaşlar. Galiba değildi 6 saat. Dönünce geri bakacağım. Galiba yapabiliyoruz. Oluyor. Kanıyorum. Hoş olmadı. Bandaj şeyim var. Tak tak. Kanama geçti.
Buradan kibarca aşağı inelim. Ah. Hadi ya. O kadar yüksek değildi ama. Şöyle sürtüne sürtüne. Okey, bunu hak ettim. Ve burası çok yüksekte değil arkadaşlar. Şuradan da çıkabilirim. Buradan da yapabilirim. Maden var. Madene de bakacağım indiğimizde. Daha yine kan attı. Tek vuruşta kan atıyor. Sanırım şunların dibinde olduğu için şey oluyor. Dayanıklılık dayanıklı sayıyor. Bitişik olduğu için kayaya. Ne kadar kaldı? Birazcık daha var. Bu çok dayanıklı olmadı ama şuraya birleş... Yok, bu da dayanıklı olmadı o kadar. Evet, şimdi şu anda sallanıyor. Hatta kırılacak sanırım. Bu kırıldı. Kırıldı. Şöyle bir şey koysam. Dayanıklı oldu. Dört taneyle çıkarız gibi oraya. Bir şey daha varmış. The ACS never got to test the device, so now they want you to. It'll either work or blow a hole in the ground the size of Beijing. Should be fun. All you gotta do is put it together. Altımı göremiyorum bu arada. Neyi kırmam gerekiyor? Tamam. Cihazı denememi istedi adam. Ve akrepler birlikte aldığımızda. Nasıl deneyeceğim? Assemble diyor. Ha? Parçaları birleştir diyor. Onu... Nasıl yapmamı bekliyor? Çift attı. %5 ihtimalle çift ok atıyoruz. Hatırlıyorsanız. Yeni bir skill aldık. Üç tane parçamız var. Sağ klikle sadece drop çıkıyor. Ve birleştirmemi istiyor. Fil keyif yapıyor orada. Galiba internetten bakmam gerekiyor arkadaşlar. Bilmiyorum çünkü. Geliyorum. Evet, baktım. Crafting menüsünde çıkıyormuş. Burada. Ve bir yer çekimi aletiymiş bu. Bunu denememi istiyor. According to specs, it should reduce local mass. Try jumping. Zıplamayı dene diyor. Bir aşağı ineyim bence. Yer çek... Aa. Yok, bir şey değişmiyor zıplayınca.
to the drawing board, I guess. Çalışmıyor galiba. Bitti. Ve süper. Çok güzel bir yerde bitirdik quest'i. Direkt base'e gidebiliyoruz. 150 para geldi. Hikayede ilerledik. Enteresandı. Çölü keşfetmemizi sağladı bu quest. Ama çölü çok beğendiğimi söyleyemem. Hiçbir şey yok içinde. Bu arada mağara vardı orada da. Neyse salla. Haritayı bakar mısınız ne kadar açtık? Bu kadar harita açtım. Benim oynadığım yer kadar harita açtım. Ve hiçbir şey yok çölün içinde. Neyse en azından. Bu çalışmıyormuş sonuç olarak. Belki de çalışıyordur. Yani yer çekimiyle oynuyor gibi bir şey dedi de aktive edince birleştirince çalışmadı. Silika. Eve boş da gitmeyelim ya, bir şeyler tutalım. O kadar gideceğiz. Çöle gittin, ne getirdin bize diyecekler. Elimiz boş olmasın. Bunlar ne? Değişik yeni şeyler arıyorum da yok galiba arkadaşlar. Şu bitkilerde bir şeyler geldi. Yok bunda değil. Ne oluyor? Cougar. Ekmelik yeni şeyler var sadece. Ekmelik bir iki bir şey gördüm. Devam. Haydi eve dönelim. Fena değildi. Fena değildi quest. Akreplerle gerçekten sesi bile midem kaldırıyor. Cougar'lar 3700 experience veriyor ve yine kan attı. Ayda kan atınca can dolumumu %80 düşürüyor. Yani dolmuyor bile canım. Yapamıyorum, fiber yok. Güneş batıyor. Bari buradan bir demir falan götürelim. Boş inventory ile dönmeyelim. Yapabilirsin. Yes. Yani açıkçası şu anda çok demire de ihtiyacımız olmuyor. Biraz depoladım. Son birkaç bölümdür kapıra ihtiyacım yok. Kazıyoruz. Böyle ah keşke demirim olsa gibi bir şey dönmedi. Altınla alüminyum için aynı şeyi söyleyemem. Bunlardan altından kablo yapıyoruz gerekebilir. Alüminyum da. Alüminyum. Niye alüminyum diyorum? Alüminyum. Evet. 30 level. Hiç bakmadım bile level'ıma. Alkış. 30 level olduk arkadaşlar ve çıktık haritanın diğer tarafından. Bir bandaj. Bir şeyler oluyor. Hayır hayır. Çıkmamışım. Çıkmamışım. Önce bir çıkayım. Çünkü mağara debuff'ını yiyeceğiz yine. Kabloları izliyorum. Evet.
yaratıklar karşıladı bizi. Bir saniye rahat yok oyunda. ...30 olduk. Bir sürü yetenek şeyi var. Onları base'e gidince açacağım. Base'e de bir dakikaya varacağız. Hani tek şikayetim, her bölüm şikayet ediyorum ama fast travel yok mu gerçekten? Her bölüm mesela çölde quest olduğunda ben buraya mı koşmalıyım? Nereye gidiyorsun Açar? Burada base. Şimdi yepyeni bir ağaç açılacak diğer 4'te. Ve o kadar çok işte upgrade vesaire var ki her ağaçta. Onu bitirmeden bir sonrakine geçiyoruz. Ve test etmediğim, açmadığım zibilyon tane şey var. Ne bileyim, arıcılıktan tut. Cam. Araç gereçleri açmadık. Ama şu anda 20 tane puanım olmuş. Belki deneyebiliriz önümüzdeki bölümler. Ufak tefek, birazcık yavaş yavaş. Ama ihtiyaç da duymuyorum. Belki varlıklarını bilmediğim için ihtiyaç duymuyorumdur. Bilsem bir şeyin olduğunu, güzel bir şeyin. Şimdi direkt şeye bakacağım. Quest'in süresi var mıymış, yoksa ben kendi kendimi strese mi soktum? Ama performansımız arttı arkadaşlar. Süre kısıtlı dediğim için hızlı bitirdik ve güneş tam batarken eve dönebildik böylelikle. Kendimizi kırbaçladık. Base'e de geldik muhtemelen. Şurada bir yerde olmalı. Buradan hızlıyım bence. Sıkışmazsam tabii. Geldik. Güzelim evimiz. Hemen bir quest'e bakacağım. Şunu yaptık. Yazmıyor şimdi de. Yorumlarda yazarsınız arkadaşlar siz gördüyseniz. Bitirdik ama. Ve bir sürü yeni quest açtı o. Bir sonraki benim bunu yapacağız. Glacier diyor. Belki bu buzul şeydedir. Çöl gibi gözüküyor ama. Ve buradan komple yeni questler açtı. Bunun olayı ne? Yeni operasyon. Bilmiyorum niye mavi. Ama 3 kuru kafa. Ama önce şunu yaparız. Güzel. Bu yeni zımbırtıyı buraya depoluyorum. Ne işe yaradığını bilmediğim için. Bunları parçala. Metalleri bırak. Evetleri buraya bırakabilirsin. Çok önemli. Squash diye bir şey bulduk mesela. Başka bir yerde yok bu. Çölde var sanırım sadece. Fenerim dolmuş. Fenerimi geri aldım. T
tuz toplamışım. Tuzu da yemek şeyini koyabilirim buraya. Tamamdır, her şeyi boşalttık. Biraz oksijen lazım. Şurada olsa gerek. Tada. Bandajı da yapmam lazım. Kanamam dursun. Evet, uyuyabiliriz artık. Fırtına gelmiyor bayağıdır. Neler dönüyor? Kumdaki, çöldeki fırtınalar nasıl oluyor acaba? Ona da pek denk gelmedik. Günaydınlar. Bir quest daha yapmayız arkadaşlar. Belki çok mini minnacık bir dekorasyona el atabilirim. Burayı ne yapacağız? Burayı bir terasa çevirebilirim. Minik birkaç tane şey yapayım ya. Artık milyon tane taşım olduğu için. Nerede? Burada bir yerde milyon taş var. Bunlar. Ve şuradan yapıyorduk. Taş zemin. Tahta, leather, iron nail da gerekiyormuş. Leather. Tahta. Baltaman oldu, bıçağa geçtim otomatik. Evet, yüzlerce topladım. Yeter. Ve kaç tane zemin koyacağım oraya? İki tane bundan yapacağım. Balkon gibi bir şey var hayalimde. Aynen. Bu kadarcık. Şu kenarları da kapamak istiyorum. Uzun süredir beni rahatsız ediyordu. Muhtemelen bu yarım üçgenlerle kapayabilirim. Bununla. Aa. Bu. Yok, bana mısın demiyor. Bu. No, bu da istediğim şey değil. Bunların hiçbiri oturmuyor arkadaşlar oraya. Yarım taş. Gelsin fırtına. Yok, yarım taş da oturmuyor. Yarım taşı aslında şöyle yapabilirim. Ama bunları da alçağa koymuyor. Okey, o da yandı. O zaman son üçgenden yapabiliriz. Tek bir opsiyon o kalıyor. Şu. Açılı. Ama o da biraz büyük duruyor.
göreceğiz. Yani bunların arasındaki farkı öğrenmek oyundaki en zor şey muhtemelen. Yani merdiveni koyduğum için de koymuyor olabilir arkadaşlar ama oraya hiçbir şey koyası yok. Orası açık kalacak o yüzden. Hiçbir şey sığdıramıyorum oraya. Şöyle. Şu parça. Yok. Pes ettim. Burası açık kalacak. Neyse, pes ettim. Yavaştan veda edeyim arkadaşlar sizlere. Ben belki arka planda yaparım tasarımı. Çünkü tasarım vakit alıyor gördüğünüz gibi. Bunların hepsini anlamanız gerekiyor ve ya hepsi birbirine benziyor benim gözümde. Biraz kafa karıştırıcı açıkçası. O yüzden optimize ediyorum evleri. Ufak tefek ama saatlerce de vakit harcamak istemiyorum bunları yaparken. Keyifli bulsam da. Artık şeyler sönmüyor en azından şunlar nedense. Işıklarımız. Şöyle bir teras hayalim var. İçine koltuk gibi gibi şeyler koyabiliriz. Bunları yapmak vakit alacak. Belki kamera arkasında yaparım ben. Aynen. Şunu beğenmedim. Geri yıkıyorum. Bundan yapacağım. Bir tane koltuk, bir çay masası atarız bir ara. Daha şu banktan istiyorum. Refine woodlar gelsin. Fena değil. Sonra buraya da bir balkon yaparız belki. Ve bunların hasar görmemesi çok enteresan.
tahta olmasına rağmen dışarıda. Hiç umurunda değil. Şu merdivenleri de tahtadan yapmak istiyorum. Çok daha güzel duracak içerisi bence. Tahtadan yaptığımız takdirde. Da varmış. Bir tane bank atacağım oraya. O kadar. Oh, işte hayat bu ya. Hayat bu arkadaşlar. Biraz daha geri alabilirim. Hep avcılık, çöl. Nereye kadar? Bir noktada keyfini çıkarmamız gerekiyor, değil mi? Hayatın şöyle. Buraya ufak tefek dekorasyonlar daha yaparım. İlerledikçe. Keyifli ya. Design, tasarım tarafı oyunun aşırı keyifli. Duvara raf bile takabiliyorsunuz. Rafın üstüne bir şey koydurtuyor mu? Aynen. Bir kahvemden yudum alırken sizlere veda ediyorum. Yine düzenleriz buraları, bakarız. Teşekkürler izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.